Eğitimde yenilenme, Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle. Bu hafta Learning World, Almanya'da farklı kategorilere farklı eğitim sistemlerinin nasıl uygulandığını araştırıyor. Yeteneklerinize yönelik anlayışıyla Alman eğitim sisteminin inceliklerini ele alıyoruz. Almanya federal bir yerel örgütlenmeye sahip olduğu için eğitim sistemi her eyalette biraz da olsa farklılık gösterir. Ülkede her eyalet kendi sınav sistemini hazırlıyor. Peki işler pratikte nasıl yürüyor? Sistemin artıları eksileri neler? Bavyera eyaletinde bu sorulara cevap arıyoruz. Patricia İlköğretim Okulu'nda genç bir öğretmen. Üniversite eğitimi sonrası lise öğretmeni diploması alan Patricia, yüksek öğrenimini Bavyera dışında farklı bir eyalette görmüş. Brandenburg eyaletinde aldığı diploma ne yazık ki Bavyera'da tanınmıyor. Eğer aldığınız diploma ya da derece başka bir şehirde tanınmıyorsa kendinizi kötü hissedersiniz. Dışlanmış, ayrımcılığa uğramış hissedersiniz. Onca çalışmam, stajım ve bunca stresten sonra hayata atılma vakti geldi diyordum. Almanya'da tek bir Milli Eğitim Bakanı bulunmuyor. 16 eyaletin her biri için bir bakan seçilerek ülkede eğitim sistemi örgütleniyor. Sonuç ise eyaletler arası rekabet, farklı kalite ve standart anlayışı. Almanya'da her eyalet kendi eğitim sistemini kendi belirler. Almanya'ya has bu özellik ülkenin tarihinden geliyor. Geçmişte bu coğrafyada çok fazla ufak devletler vardı. Her devlet kendi yolunu kendi belirlerdi. Patricia 2 yıl boyunca diplomasının tanınması için idari bir savaş verir. Üniversite notlarının yüksek olması sayesinde diploması kısmen kabul edilir. Bütün bu süreç genç eğitmeni kendi ülkesinde yabancı hissettirmesine neden olur. Diplomamın tanınması için doğrudan eyaletin eğitim bakanı ile iletişime geçtim. Cevap vermeleri çok uzun zaman aldı. Her defasında ek belgeler isteyip durdular. İsteklerinin sonu yok gibiydi. Almanya'nın en büyük eğitim sendikası GEW, Patricia'nın olayını ele atar. Sendikaya göre asıl sorun eyalet sistemindeki eşitsizlik ve seçkincilik üzerine kurulu dar anlayış yapısından geliyor. Bu kabul edilemez bir durum. Şaka gibi. Bir taraftan öğretmen olmanın bütün inceliklerine sahip olmanıza rağmen bunu kullanamıyorsunuz. Diğer taraftan kariyerinize darbe vuruluyor ve psikolojinizi bozuyorlar. Bavyera'da süregelen hükümetlerin hepsi kendi standartlarına kendi karar vererek rekabeti artırdıklarını ve iyi sonuç aldıklarını iddia ediyor. Yapılan kamuoyu yoklamalarında ise Alman ailelerin %90'ı eyaletlere göre değişen farklı eğitim sisteminin değişmesinden yana görüş bildiriyor. Gördüğümüz gibi farklı eğitim sistemine sahip olmak bazen sorunlara neden olabiliyor. Bunun yanı sıra ülkede oldukça yaygın olan mesleki eğitim kursları öğrencilere farklı bir imkan sunuyor. Haftanın 1-2 günü okula giderek belirli bir meslekte uzmanlaşan öğrenciler geri kalan günlerde ise çalışıyor. Gelin nasıl işlediğine bir göz atalım. Julian Hannover'de yaşıyor. Meslek okulunda eğitim gören Julian, çalışma tecrübesi edinerek öğreniyor. Böylece mesleğinde daha da uzmanlaşıyor. Almanya'da 2,5 milyondan fazla öğrenci Julian gibi çift sistemli eğitim görüyor. Şu anda elimde robotun tekerleği var ve eksenleri kontrol edebiliyorum. Çift sistemli eğitim en az 16 yaşında olan öğrencilerin meslek öğrenmelerini kapsıyor. Öğrenciler haftanın 1 ya da 2 günü sınıfta, geri kalanını ise staj yaptıkları şirkette geçiriyor. Biz eyalet okuluyuz ve meslek eğitimine yönelik bir program sunuyoruz. Burada eğitim sadece teknik alanı kapsamıyor. Ayrıca öğrencilerin sosyal yönden kendilerini geliştirmeleri de amaçlanıyor. Yani bu okullar öğrencilerin genel kültür seviyelerini arttırmayı da hedefliyor. Bu nedenle Julia'nın politika dersleri bile var. Bunun yanı sıra bu genç öğrenci haftanın 4 günü bilgisayar şirketinde staj görüyor. Okulda öğrenilenler burada pratiğe dökülüyor. Okul sayesinde öğrendiklerimi pekiştiriyorum. Ayrıca bilgi hazneme yeni şeyler ekliyorum. Sadece teori değil, laboratuvarlar yardımıyla pratik bilgiler de. Bu iki tecrübenin harmanlaması büyük bir avantaj. Sertifikayı elde etmek için hem teorik hem de pratik alanda yapılan sınavları vermek gerekiyor. Meslek eğitimi yaklaşık 2 ila 3,5 yıl sürüyor. Staj, şirket tarafından yarı zamanlı iş gibi ödeniyor.
Bu sistem 18. yüzyılda ortaya çıkmış. İşsizlikle mücadele için iyi bir yol. Akademik eğitime göre en büyük avantaj iş dünyasının tecrübesine sahip olmanız. Günümüzde doğum oranının düşmesi nedeniyle nitelikli ve tecrübeli öğrenciler iş dünyasında daha avantajlı bir konuma sahip oluyor. Bu eğitimin devlete maliyeti oldukça fazla. Kullanılan makineler zamanla yenileriyle değiştirilmeli. Mesela bu makine yaklaşık 330 bin euro. Bu yatırım ne kadar pahalı da olsa birçok öğrencinin geleceğini güvence altına almanın en iyi yolu. Peki bu seçenekler size uymadıysa Almanya'ya özel alternatif eğitim sistemlerini deneyebilirsiniz. Mesela Waldorf okulları bunlardan bir tanesi. Okuma, yazma, aritmetiğin yanı sıra öğrenciler farklı yeteneklerini geliştirecek bir eğitime tabi tutuluyor. Bu sistem tartışmaları da beraberinde getiriyor. Bazılarına göre Waldorf okulları eğitici olmaktan ziyade ruhani. Gelin bir göz atalım. Güne şarkı söyleyerek ve egzersiz yaparak başlamak bu okulun öğrencilerinin ilk dersleri. Waldorf okullarında fiziksel ifade biçimi ve şarkı söyleme okumak ve yazmak kadar önemli. Amacımız öğrencileri hareket yardımıyla uyanık tutmak, kendilerini pazartesi sabahı bile grubun içinde hissetmelerini sağlamak. Bir şekilde iyiliği kendi vücutlarında hissetmeliler. Ayaklarının, ellerinin nerede olduğunun farkına varmalılar. Matematik dersleri ise kalem ve defter olmadan fiziki talimle geçiyor. Yolculuğumuz kendi başımıza bir şeylerle uğraşarak geçiyor. Öğrendiklerimizi artistik bir ifadeye dönüştürüyoruz. En sonunda da öğrenciler kendi öğrenme yöntemine sahip oluyor. Almanya'da ilk Waldorf Okulu Avusturyalı filozof Rudolf Steiner tarafından 1919 yılında kurulur. Bugün ülkede anaokulundan liseye yaklaşık 200 Waldorf eğitim kurumu bulunuyor. Steiner ayrıca ruhani bilim olarak anılan antropozofinin kurucusu. Bu filozofiye göre insan zekası manevi alemle iletişime geçebilecek bir yapıya sahip. Waldorf okullarına yöneltilen en yoğun eleştiri bu filozof üzerinden yapılıyor. Birçok aile okulların bu antropofazik yanını fark etmiyor bile. Çünkü eğitim sisteminde antropofazik unsurlar belirgin değildir. Antropofazik unsurlar bilinçaltı telkin şeklinde verilir. Ruhani doktoruna ait birçok unsuru başka adlarla öğretirler. Waldorf okullarında görevli öğretmenler ise bilinçaltı telkini kabul etmiyor. Sadece bilinç seviyesinin arttırılması diyorlar. Esasında ruhani bilim öğretmenler için bir araçtır. Bu araç yaratıcı yeteneklerin ortaya çıkması için kullanılır. Fakat hiçbir zaman bir dersin konusu olmamıştır. Çünkü bizim amacımız ruh bilimciler yetiştirmek değil. Ana hedefimiz insanı özgür kılmak. Yine de Waldorf okulları her yerde aynı şekilde işlemiyor. Her okul aynı pedagojik programı uygulasa da yönetimler tamamen özerk. Okullarda kitap bulunmasa da öğretmenler aynı müfredatı izlerler. Müfredatın hızı ise öğrencilerin kapasitesine bağlı. Genellikle aynı öğretmen 8 yıl boyunca aynı sınıfın başında bulunur. Biz çocukta olmayan fakat geliştirilmesi gereken yetenekleri ortaya çıkarmaya, öğretmeye çalışıyoruz. Waldorf öğretmenleri aile ile okulu birleştiren bir eğitim sunuyor. Öğretmenler geniş bir ifade özgürlüğüne sahip olsa da büyük bir sorumluluk altında bulunuyor. Şimdi sıra sizde. Eğitiminizi Almanya'da mı gördünüz? Mesleki eğitim mi aldınız yoksa alternatif bir eğitim mi? Görüşlerinizi ve tecrübelerinizi sosyal medya sayfalarından bizlerle paylaşabilirsiniz. Gelecek hafta sizlerle yeniden beraber oluncaya dek şimdilik hoşça kalın. Goodbye from all the team. Learning World, bir Katar Vakfı girişimi olan Wise işbirliğiyle.